Herkese merhabalar. Arkadaşlar neredeyim? Eskişehir'de ve Türkiye'nin en güzel öğrenci şehirlerinden bir tanesi Eskişehir'de en güzel kebabını yapan Abdülselam Balaman Kebab'ın önündeyim arkadaşlar. Birazdan ne yapacağım? 3-4 tane öğrenci kardeşimi alacağım. Buranın en güzel tam ek kebabının keyfini çıkaracağız arkadaşlar. Tabii nasıl yapacağım? Öğrencileri nasıl seçeceğim? Alana doğru gideceğim. 10 tane beni tanıyan 3-4 tane öğrenci kardeşimle sohbet edip eğer müsaitlikleri varsa ne yapacağız? Buraya geleceğiz. Tekrardan içeri girip tadım yapacağız arkadaşlar. Hemen alana doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar Abdülselam Kebap'tan çıktım. Hemen alandayım. Bak 3 tane öğrenci kardeşime benziyor. Merhabalar, Hatay Sandık için tanıyor muyuz, öğrenci miyiz? Tanıyoruz. Öyle mi? Evet. Dur o zaman hemen mikrofonu takalım. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz abi, sen nasılsın? Süper. Ben deyim, bomba gibiyim. Şimdi biliyorsunuz videoları izliyorsunuz Hatay Sandık için kanalında. Benim öğrenci konseptlerim var. Burada da Eskişehir'e geldim. Eskişehir'de Balaban Kebab'ın önüne gideceğiz. Orada bir giriş yapacağız. İçeri girip oranın tam ek kebabının tadımını yapacağız. Uygunluğunuz var mıdır? Çok isterdik abi, sınava yetişmeye çalışıyoruz biz de. Sınav mı var? Vallahi ya. Çok güzel fırsat kaçtı ama. Bir sağ sonraki sefer inşallah. Başarılar diliyorum. Güzel, teşekkür ederiz. Mikrofonu alayım. Sağ olun. Teşekkürler. Bu olmadı arkadaşlar. Ne yapalım? Devam edelim. Şöyle öğrenci kardeşlerimle muhabbet de yolda gördüğüm kadarıyla tanıyanları alacağım. Davet edeceğim. Bakalım ne olacak. Devam ediyoruz yürümeye. Şöyle yürüyelim bakalım. Bak karşıda iki tane çift var. Bakalım tanıyorlar mı? Onlara bir soralım. Merhabalar. Merhaba. Eser abi. Tanıyorsun. Süper. Çok güzel. 2'de 2 yaptık. Tanıyorum ben. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen tanıyor musun? Hayır, tanımıyorum. Tanımıyorsun. Ben arada bir izletiyorum ama çok tanımıyorum. Kolay gelsin. Fotoğraf çekilebilir miyiz? Bak bir tane daha çift geldi. Süper. Nasılsınız? Abi dünden beri storyline ama ad diye bekliyoruz. Öyle. Ben de dün denk geldim de bugün denk geleceğimizi hiç düşünmedim ya. Süper. Bak çok güzel. O zaman size şundan bahsedeyim. Birbirlerinizi tanımıyorsunuz herhalde değil mi? Arkadaşlık yok. Tamam. Balaban Kebab'a gideceğim. Normalde şöyle bir konseptim var biliyorsunuzdur. Öğrenci konsepti. Öğrencilerle beraber yemek yiyorum. Sizi de davet etmek istiyorum eğer gelirseniz. Balaban Kebap'ta. Olur. Çok isterim. Olur. Olur mu? Süper. Tamam. Herkes öğrenci mi? Evet. Burada üniversite okuyorsunuz. Evet. Süper. Tamam. Takipçileri bulduk arkadaşlar. 4 kişiyiz. Ve ne yapıyoruz? Hemen Balaban Kebap'ın önüne geçebiliriz artık. Hadi bakalım geçelim. Evet arkadaşlar Abdülselam Balaban Kebap'ın önüne geldik. Nedir açlık durumu? Açız abi. Çok. Kavga yapamadık abi. Ciddi misin? O iyi denk geldi o zaman. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben normalde Instagram'da da sordum. Normalde bir şehre giderken biliyorsunuz ki takipçilere soruyorum. En güzel kebapçı nerede diye. Şöyle liste de yaptım. Abdülselam Balaban Kebap açık ara önüne ne yaptı? Birinci sıraya yerleşmiş oldu. Buranın bir tam ek kebabı varmış. Biliyor musunuz? Duydunuz mu? Yediniz mi daha önce? Evet, duyduk. Yedin mi? Nasıl? Lezzetli. Ben tatmadım abi daha önce. İlk defa deneyeceksin. Aynen. Ben de çok merak ediyorum çünkü çok söylendi ve ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden hemen içeriye girelim. Menüyü kontrol edelim. Kendimize göre bir şeyler seçelim. Ondan sonra afiyetle tüketelim. Hadi bakalım giriyoruz içeriye. Evet arkadaşlar ben sofraya geçtim. Şöyle elimize menüyü aldık. Ben kendime tam ekli Balaban karışık söylüyorum. Şöyle göstereyim. Tam ekli Balaban karışık. Siz ne istiyorsunuz? Seçtiniz mi? Ben hemen gözüme çarptı tam ekli Balaban şiş. Tam ekli Balaban şiş. Ben de tam ekli Balaban köfte aldım. Tam ekli Balaban köfte. Ben de tam ekli Balaban karışık alayım. Siz uyuyun. Karışık. Tam ekli Balaban köfte alacağım. Süper. Tamam. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi açlık durumu da olduğu için ben normalde içeriye giriyorum. Ustamla konuşuyorum. Yapılışını gösteriyorum. En son oturuyorum. O şekilde yapıyorum. Ama ne yapacağız? Önden bir köfte isteyelim bence. Bir açlığımızı yatıştıralım. Ondan sonra içeriye girelim. Nasıl olur? Güzel olur mu? Tamam. Hemen bir önden bir köfte sipariş edip ondan sonra içeri geçeceğiz. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar köfteler geldi. Şuna baksana ya sulu sulu mis gibi gözüküyor. Çok lezzetli. Ve ne yapalım? Herkes köftesini alsın. Şöyle önden bir atıştıralım. Keyfini çıkaralım. Soslarımızı da abi. Soslar önemli diyorsun. Tabii ki. Tamam. Bak şurada ben acı sos gördüm. Acı sos hastasıyım zaten. Arkadaşlar. Tamam. Ketçapçı çıktı. Ben mayonezi. Mayonezi iyi ki kimse. Tamam. Şöyle bir acı sosundan şöyle bir sıkıyorum. Oo. Efsane oldu. Ufaktan ufaktan soslar sıkıldı ve şu güzel lezzetin keyfini çıkaralım artık. Hadi herkese afiyet olsun. Afiyet olsun abi. Hadi ben bak şöyle söyleyeyim. Hem pişme oranı çok güzel bana göre hem de sos ekledikten sonra ekstra bir lezzet kattı. Abi inanılmaz oldu ya. Şöyle sade de bir tadalım. Ben bir de hardallı deneyeceğim abi şimdi. Hardal yapışır. Ben de bir parça hardal alayım. Şimdi bunları yedik. Ufak tefek bir açlığımızı yatıştırdık. Gerekirse bir tane önden söylerim. Siz yine böyle ufak tefek atıştırırsınız. Ben de tabii bu arada ne yapıyorum? Hemen içeri giriyorum. Ustamla bir sohbet edeyim. Nasıl yapıldığını gösterelim. Ondan sonra oturalım. Çatlayana patlayana kadar yiyeceğiz bugün arkadaşlar. Evet arkadaşlar içeriye girdim. Yanımda Oğuz abim var. Oğuz abim nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bir de Işıl Hanım. Evet. Bir aile işletmesi. Aile işletmesi. En sevdiğimiz aile işletmesi. Yıllardır bu şekilde devam ediyor. Baba dede mesleği bizim. Harika. 30'lu yılların sonundan bu zamana kadar
devam ettirdik. Harika. Ben üçüncü kuşağım. Oo, mis gibi. Zaten üç kuşaktır devam ediyorsa evet, bu lezzetin evet, kötü evet. olma ihtimali yok. Kesinlikle. Şöyle bir şey yapalım mı Oğuz Usta? Hem yapalım hem sohbet edelim. Tamam olur. Tamam. O zaman hemen ocak başına geçiyoruz. Hemen ben sosu yapayım mı başta? Olur, hemen sosun yapın tamam. işine başlıyoruz. Evet bak şöyle olur. Yakından gösterelim. Sizin bir tam et kebabınız var. Evet. Herkes onu söylüyor. Lezzet efsane dediler. Evet. Ete evet. lezzete katan bu dediler. Kesinlikle yıllardan beri bu isim salçanın isminden geliyor. O zamanlar tamam. tek bir marka, tek bir isimden dolayı yani. Tamam. Ve müşterilerimiz bile yıllardan beri ya ismini aklıma getiremedik sizin kullandığınız salça tam ekli olsun. Kıvam efsane gözüküyor kıvamı, zaten. Kıvamı, kokusu, lezzeti rengi on numara. Güzel. Evet, evet. Şimdi bunu... salçalar girdi. Evet, hemen ikinci istasyona girdik. Evet, Oğuz Usta ne yapıyoruz et şimdi? Et suyuyla sulandırıyoruz. Oo bak bu çok önemli dokunuşlardan bir tanesi. Salçanın üzerine, tam ek salçasının üzerine şöyle kemik suyu mu dedik buna? Et suyu, et kemik suyu. Kaç saat pişiyor bu? Bu sabah saat 6'da başlar. 6'da başlar. 6'da 7'de başlar. Kaç saat? Yani öğlene kadar kaynar bu. Tamam 3-4 saat boyunca kaynıyor. Tabii. Bak, ondan sonra ekler eklemez mis gibi bir koku çıktı. Evet kokusu, hem o salçanın kokusu, görüntüsü, lezzeti. Rengi. Mis gibi. Şahane. Kokuyu evet. alabiliyor musunuz değil mi? Evet evet çok güzel kokuyor. Mis gibi. İyiden iyiye karıştırdın. Aşklarını evet. tazeledin onların. Aynen İstediğimiz öyle. Kıvama getirdin. Bundan sonra zaten diğer işlem. Kebabımızı çıkaracağız şimdi. Evet sırada ne yapıyoruz? Etleri atabiliriz evet. artık. Etler sırasıyla böyle diziliyor. Ne eti kullanıyoruz? Dana eti. Dana etinden kullanıyorsunuz. Evet. Süper. Hayvanın neresi? Kaburga. Kaburga kısmından. Süper. İçine başka bir şey giriyor mu? Baharat olsun, ekmek olsun, ekmek içi olsun. Yani ekmek içi çok az. Az bir şey de baharat atıyoruz. Evet. Bak kenarda pideleri görüyorsunuz. Çıtır çıtır kıvama geliyor. Bunun altında ne var? Meşe odunu mu, kömür mü, ne kullanıyorsunuz? Meşe odunu, meşe kömürü var burada. Harika. Karışığa bir de et giriyor. Evet. Bu neresi oluyor hayvanın? Bu dana bonfile oluyor. Bonfileler de giriyor. Evet. Hem köfte hem bonfile. Aynen doğru mudur? Öyle. Aynen Süper. Öyle. Çok güzel. Bunların pişmesini bekliyoruz. Evet, biberler de geldi. Biberler de gelirken şöyle yan taraftan öyle güzel kokular geliyor ki şöyle göstereyim. İyiden iyiye kaynıyor. Şöyle bir of şuna baksana. Harbiden 10 numara. Sosumuzun kokusu çok güzel. Kıvam 10 numara. Evet. Mis gibi kokular yükseliyor. Odun ateşinde meşe odununda pişiyor arkadaşlar. Bu da önemli bir dokunuş bence. Heh, domatesler de girdi. Domatesleri de ustam ekledi. Ve artık biz sabırsızlanmaya başladık. Bütün güzel kokular havaya toplandı. Aynen öyle. Heyecanlıyız yani Oğuz Usta. Aynen öyle. Evet Oğuz Usta ufaktan ufaktan çevirdi. Bak yavaş, etler de ufaktan pişiyor. Ufaktan pişiyor. Biz de bekliyoruz artık. Aynen. Evet etler pişerken Oğuz Usta'm da şöyle çıtır çıtır olmuş pideleri kesmeye başladı. Tam lokmalık kıvama getiriyor. Buradan tabii tabağı alacaksın tabii, herhalde. Evet. Tamam. Böyle artık tabaklanma aşaması. Bu et suyu mu oluyor? Evet. Süper. Bu kaç saat pişiyor? Bu sabah 6'da suyu kurulur. Kemikleri atılır. Az bir şey. Tuzu atılır. Öğlene kadar kaynar. Artık bak en önemli dokunuşlardan bir tanesi. Sosla buluşacak. Aşıkları buluşturacağız. Aynen öyle. Ekmekle sosun aşkı. Oo. Ekmeğin değerine değer kattı ustam. 10 numara 5 yıldız oldu. Şimdi de tereyağı dokunuşu gelecek. Neden tam ek kebabı? Yani babam bunu 1950'lerin sonlarına doğru bu ismi müşterilerden ve kendisi bu şekilde talep geldiği için bu kebabın ismi tam ekli kebap. Yani müşteriler tabii, bu sosun tabii. güzel olduğunu, sosun neyden güzel yapıldığını bildikleri için evet, evet, tam ek kebabı vermek istediniz. O tarihten de bu tarihe tam ek diyerekten Anladım. Veriyoruz. Ağlı menünüz de bu şekilde devam ediyor. O yıllardan, beri evet. Süper. O yıllardan beri. Evet tereyağlar Şimdi... iyiden cozurdamaya başladı. Tabii ustam da etlerin üzerine şöyle tereyağı banyosunu en sevdiğim zaman tereyağı banyosunu yaptırdı. Efsane oldu. Çok güzel gözüküyor. 10 numara 5 yıldız oldu gerçekten. Evet yoğurtlar da eklendi. Bak yoğurdu da gösterelim. Evet. Çok güzel gözüküyor. Kaymaklı olması gerekiyor. Evet. Gördüğünüz üzere yoğurt eklendi. Kenarlara biber dokunuşu. Bu da meşe odununda pişiyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve domates çalışması yapılıp son noktayı koydu Oğuz Usta. Evet. Eline koluna sağlık. Afiyet Biz olsun. Biz heyecanla sabırsızlıkla bunu yemeye geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemekler geldi. Hakan'ım şöyle bir yakından göster. Şunun güzelliğine bak. 10 numara 5 yıldız gözüküyor. Evet büyük bir heyecanla sizi daha fazla bekletmeden. Hadi başlayalım artık arkadaşlar. Şöyle yakından bir çek istersen. Efsane sosuna batıralım. Oo, şuna bak basparlak mis gibi. Sosa da buladık. Güzel lezzetin keyfini çıkaralım. Herkese afiyet olsun. Sos inanılmaz bir lezzet katmış. Harbiden 10 numara 5 yıldız. Ben bu kadar lezzetli olacağını tahmin etmiyordum. Sos girince ayrı keyifli olmuş. Hani sade köfteyi tattık güzeldi. Sos da girince ekstra bir lezzet katmış sos.
Evet, öğrencilik nasıl gidiyor bu arada? Öğrencilik yoğun mu ya? Çok yoğun. Yoğun mu geçiyor? Evet, çok aşırı yoğun geçiyor. Ne okuyordun sen? Tıp fakültesi. Tıp fakültesi okuyorsun. Süper. Sen ne okuyorsun? Eczacılık. Eczacılık. Ben endüstri mühendisiyim. Endüstri mühendisi. Sosyoloji okuyorum. Sosyoloji. Her taraftan bir şey çekiyor. Memleketler nereydi? Adana'lıyım ben. Adana. Ben Hataylıyım, hemşehriyiz. Ooo, bak Hataylı çıktı. Süper. Ben Elazığlıyım. Elazığ'dan. Yozgat. Yozgat. Her tarafa dağılmışız. Nasıl, Eskişehir'i beğeniyor muyuz? Öğrencilik çünkü burada çok güzel olmalı bence. Tam da öğrenci şehri. Çok güzel ortamlar var gördüğüm kadarıyla. Okul bitince de burada kalmak istiyoruz abi. Öyle mi? Hatay zaten, Hatay da bir kötü durumda. Düşünüyoruz. Devam burada. Süper. Ya öğrenci şehri bile küçük bir şey. Hani şey açısından, ulaşım açısından çok rahat. Değil mi? Her yer, her yeri 10 dakika, 15 dakika mesafede. Ben böyle bilmiyordum. Eskişehir'i halinden çok beğendim ben. Sizin peki öğrencilikle ilgili bir anınız var mı? Onu sorayım size. Benim şöyle bir anım olmuştu. 2. sınıfın yazında bizim zorunlu gözlem eğitimimiz oluyor. İşte hastanede 2 haftalık bir süreç oluyor. O süreçte staj gibi geçiyor işte bizim. İlk gittiğimiz gün bir anda işte 2 tane kalbi duran hasta geldi. Arrest hastalığı. Acilde. Bir anda bir koşuşturmacı oldu. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. O an karmaşanın içindeydik. Arkadaşım vardı yanımda. Döndü bana baktı. Kafasına böyle vura vura bir daha çıkalım çıkalım. Duramadı. Sonra bir daha bir saat sonra yine gelmek zorunda kaldım. Kötü bir an oldu. Sağlık sektörü zaten kolay bir şey değil. Ben de sağlık sektöründen gelme biri olarak söylüyorum. Çok zor. Kolay değil. Sizlerin var mı? Olmaz mı abi? Daha Eskişehir'i kazandığım ilk sene. Yani yeni gelmişim buraya işte. Evet. Yurt başvurusu yaptım. Bir hafta falan olmuş. Dedim ki Eskişehir'i keşfedeyim, dışarı çıktım. Akşamüstü çıktım. Yurtta biliyorsun 11'den sonra giriş yok. Gittim dışarıda geziyorum. Saat 10.30 olmuş, ben haberim yok. Yarım saatin kalmış. Bir saate baktım, yarım saat. Yurda bir saat yürüme mesafesi gösteriyor. Hatta belki daha çok bile olabilir. Neyse bir otobüse bindim. Yakın bir yerinde indim. Ama en yakın yerden yine 25 dakika yürüyoruz. Bizim yurdun yeri biraz sıkıntılı. Baktım 15 dakika sonra son giriş. 25 dakika yürüme mesafesi. Hemen yurttan bir arkadaşımı aradım. O da arkadaşımın bisikleti vardı. Yani ne yapacağız bilmiyorum yine. Yurtta bisikleti var. Güzel. Bisikleti var ama yine iki kişi olacağız bu sefer. Onun da son girişi aynı saat. Hmm. Neyse bir geldi abi. Dedim ne yapalım. Ben koşmaya başladım abi. O bisikletle yanımdan geliyor. Sonra ben nefes nefese kaldım artık. Yetişmemiz lazım işte. Evet. Son dakikalardayız. Ben bisiklete bindim. O koşmaya başladı yanımda. Abi yemin ederim sana bir dakika kala kapının girişinde olduk da zar zor yetiştik. Girdiniz yani, ama sonra. Kalsaydınız daha komik olurdu. O kalsaydı abi, daha komik olurdu. Yani. Senin var mı? Ya benim şöyle üzücümden zavallı. İstatistik dersinde alttan alıyordum. Sınavında hocamız da birazcık yargılayıcı bir hocaydı. Sınavda bizden önceki girenler bize şaka olsun diye Q klavyeden F klavyeye çevirmişler bilgisayarı ve biz onu çeviremedik. 10 dakikamız klavye değiştirmekle geçti. Hocamız başımızda dikiliyor böyle dev gibi bir adam. Bizi aşağılıyor. Yanındaki çocuk ağlamaya başladı. Hadi ya. Sonra ben de böyle bir gerildim. Ben de ağlamaya başladım. Hala sınav kağıdımda gözyaşlarımın izi duruyor. Hala da geçemedim. 3 yıl oldu. Hocama selamlar. Selamlar. Ben de selam gönderiyorum hocamıza. Ben de bisikleti yetiştiren arkadaşım Deniz'e bir selam gönderiyorum. Seni büyük dertten kurtarmam. Senin var mı peki? Senden de dinleyelim. Birinde sınıfım o sıra. Önlük giyme töreni var. Eczacılık mı okuyordun sen? Eczacılık okuyorum. Sonra herkes böyle hazırlanmış ama baktım iki grup çok şık olmuş. O gruplardan birisi de biziz. Diğer grupta farklı ama sadece ikimiz böyle şık olmuşuz. Evet. Diğerleri çok sade giyinmiş. Dedik yanlış geldik herhalde. Ama öyle olmadı. Sonra sahneye falan çıktı. Önlük falan dağıtılıyor. Bir anda bana gelen önlük erkek önlüğü. Ben içinde kayboldum. Fotoğraf çekiliyoruz, video falan var. Hiç kimse yatamadım çünkü ben yokum ortada. Öyle geçti. Farklı bir tecrübe oldu. Kimsenin yanlısı yok. Sos lezzetli olduğu için sos istedi arkadaşlar. Böyle ben de kendime dökeyim. İyice doyuralım sosa. Evet, kullanmak isteyen kullanabilir. Bol soslu daha lezzetli oluyormuş. Buraya geliyorsanız bence böyle sosu ekstradan attırabilirsiniz. Çok daha iyi oldu. Evet arkadaşlar, şimdi bunlar bitecek, bunlarla yetinmeyeceğiz. Yani ne varsa burada söyleyebiliriz. Problem yok. Yani bugün çatlayana patlayana kadar yiyeceğiz. Her zamanki gibi abi senin videolarda. Evet. Nasıl? Açlık durumu nedir şu an? Sıfır. Devam edeceğiz. Bundan bir tane daha söyleriz. Menüye bakarız. İstediğinizi seçebilirsiniz bu zaten sonra. Çünkü biz bunu yerken tabii ekstradan sonrasında da muhabbet ederiz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Selam göndermek istediğiniz birileri var mı? Var. Çok var. Öyle mi? Ben çok var. Elimizdeki arkadaşlarım var. Onlara gönderebilirim. Ya sonra da sürpriz olur bu arada.
buradaki tıp fakültesinde dönem arkadaşlarıma gönderebilirim. Bir de ailemde özellikle annem olmak üzere. Onlara selam gönderebilirim. Bunun hepsine büyük sürpriz olacak. Aynen öyle. Senin var mı? Evet var. Buradaki arkadaşlarım çok yardımcı oldular bana. Ben de onlara selam gönderiyorum. Eskişehir'deki mi? Evet. Okuduğun arkadaşlarım. Okuduğum arkadaşlarım. Tamam. Süper. Siz benim? Abi ben de seni tanıyanlardan aklıma gelenlere isim isim saymak için. Sayabilirsin. Yiğit, Ömer, Yasemin, Alperen, Deniz, Burak. Arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Ben de selam söylüyorum. Videoları izliyorlarsa artı bir selam yolluyorum. Ben de sevgilim Deniz'e ve kuzenim Erdi'ye çok selam söylüyorum. Sizin çok büyük hayranınız. Öyle mi? Onlara da selam. Öyle mi? O yüzden çatlatmam selam. Çok güzel. Evet biz yemeğe devam edeceğiz. Umarım diyorum arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir diyorum. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.